Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda sizlerle birlikte Instagram algoritması nasıl çalışıyor bunu inceleyeceğiz ve Instagram'ın algoritması ile birlikte içeriklerinizi nasıl daha fazla kişiye gösterdiğini bu videoyu izlediğinizde kolay bir şekilde anlamış olacaksınız. Instagram yüz binlerce takipçiniz olsa bile paylaşımlarınızın tamamını ne yazık ki tüm takipçilerinize göstermiyor. Bazı paylaşımlarınız takipçilerinizin çok ötesine geçebilirken, milyonlara belki 10 milyonlara erişebilirken bazı paylaşımlarınız takipçileriniz ne yazık ki çok küçük bir yüzdesine erişip orada kalıyor. Peki ama algoritma bu davranışı nasıl belirliyor? Instagram algoritması iyi bir içeriği veya normal bir içeriği nasıl belirleyip nasıl ayırıyor? İsterseniz bu videoda temel olarak bunu sizlerle birlikte inceleyelim. Söz uzatmadan Instagram algoritmasını kurcalamaya başlıyoruz. Aslında Instagram algoritması kulağa bir sır gibi geliyor olabilir. Benim kafamda, zihnimde öyle canlanıyor. Ama oldukça çok basit bir çalışma yöntemi var. Gelin birlikte bu basit yöntemin üzerinden geçelim. Instagram'da bir gönderi paylaştığınızda algoritmanın basit olarak çalışma mantığı aslında bu şekilde arkadaşlar. Daha detaylarda, kırılımlarda muhtemelen kullandığı, uyguladığı yorumlar, ekstra detaylar var. Ancak temelde algoritma bu şekilde çalışıyor. Daha iyi anlayabilmek için kafamızda bir hesap canlandıralım. Diyelim ki Instagram'da 100 bin takipçimiz var ve Instagram'da bir post paylaştık. Bu post 5000 takipçimiz tarafından görülmüş olsun. Peki ama Instagram bunun 5000 takipçiye gidip gitmeyeceğine nasıl karar veriyor? Aslında içeriği ilk paylaştığınız anda canlı da anlık olarak online olan takipçilerinizin bir kısmına içeriğinizi göstererek Instagram algoritması her içeriğinizde bu yöntemi izlediğini söylemek istiyorum. İçeriğinizi test etmeye başlıyor. Diyelim ki canlıda 5000 tane aktif kullanıcınız var. Bunların belli bir yüzdesine, 500 tanesine Instagram bu postu, bu içeriği gönderdi. Instagram bu içeriği onlara gösterdiğinde kullanıcıların etkileşime geçip geçmemesine göre bu içeriğin iyi bir içerik veya sıradan bir içerik veya kötü bir içerik olup olmadığını anlayabiliyor. İlk pastide, ilk gösterimde 500 kişiye gösterdikten sonra gönderi güzel bir oranla etkileşim alıyorsa Instagram daha fazla takipçinize ve bu sefer takipçiniz olmayan farklı kişilere de gönderinizi göstermeye başlıyor. Diyelim ki gönderi bu sefer de güzel etkileşim aldı. Bu sefer de güzel bir geri dönüş getiriyor. İşte o zaman Instagram takipçilerinizin daha ötesine gidiyor. Keşfete taşıyor gönderinizi ve takipçilerinizin çok ötesinde efsane bir erişim yakalayabiliyorsunuz. Ama her zaman bu iş ne yazık ki böyle olmuyor. Hatta nadiren bu şekilde oluyor. Instagram'da yayınladığınız gönderi takipçileriniz tarafından yeterince erişim almazsa Instagram gösterim sayısını azalta 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 sizin içeriğinizi göstermeyi bitiriyor. Ve bu içeriği aslında bir yerde sona erdiriyor. Bu içerik daha fazla erişim almıyor. Sizler de Instagram algoritmasının sırrını çözmek istiyorsanız takipçilerinizin, hedef kitlenizin veya diğer insanların beğenebileceği güzel içerikler oluşturmanız gerekiyor. Bu aslında çok basit bir yöntemmiş gibi algılanıyor olabilir ama gerçekten bunu başarmak oldukça zor. Bunu yapmayı öğrendikçe de daha fazla, daha verimli, daha viral içerikler üretmeye başlıyorsunuz. Videomuzun sonuna geldik. Sizlerle birlikte bu videoda Instagram algoritmasının çok basit olarak nasıl çalıştığını inceledik. Videoyu beğendiyseniz yorum yapıp beğenerek, henüz abone değilseniz arzu ederseniz kanalımıza abone olarak, İlgilenebilecek farklı arkadaşlarınızla videomuzu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.